Arkadaşlar merhabalar. Sorumuzu çözmeden önce ben ana cümlede geçen struggle to infinitive yapısına bakmak istiyorum. Şimdi bu kelimenin anlamı ne? Struggle to infinitive ifadesinin evet çalışmak, çabalamak diye bir anlamı vardır. Bir şeye karşı savaşmak, mücadele etmek anlamı da vardır. Ama struggle to infinitive'in çok yaygın bir şekilde çırpınmak, boğuşmak, debelenmek anlamı vardır. Yani bir şeyi güçlükle, zorlukla ilerletmeye çalışmak. Yani to go ya da to progress with difficulty. Örneğe bakın. Maalesef diyor, birçok genç insan finansal olarak hayatta kalmak için boğuşuyor, çırpınıyor. Yani bu kelimenin eş anlamlısı have trouble, güçlük çekmek, sorun yaşamak, have problem, sorun yaşamak, have difficulties, güçlük çekmek. Yani bu kelime olumsuz bir anlam taşıyor arkadaşlar. Bakın, çocuklar etkili iletişim becerileri geliştirirler. Buraya bir artı verdim. Sağ tarafa geçiyorum. Birçoğu, çocukların birçoğu arkadaş edinmekte güçlük çekecek, İş bulmakta güçlük çekeceklerdir. Yani zorluk yaşayacaklardır. Arkadaşlar, burada anlatılan şey olumlu bir ifade değil. Yani birçoğu arkadaş edinmek, iş bulmak için mücadele edecekler değil. Güçlük çekecekler, zorluk çekecekler demek istiyor. Bir taraf artı, bir taraf eksi. Öyleyse paralel yapılar, since yani bir cause, paralel yapı eledim. Ben bir zaman bağlayıcı tense uyumu var ama paralel bir yapıdır, elendim. If eğer paralel bir yapı elendi. Geriye do ve unless kaldı. Biz diyoruz ki bu cümlelerden biri bağlaç cümlesi, biri de ana cümle. Hangisi ana cümle? Ana cümlemiz 2 numaralı cümle. Diyorum ki ana cümlenize bir girip bakın. Ana cümlenizde şöyle bir models yapısı var mı? May verb 1 gibi arkadaşlar. May verb 1 gibi, can verb 1 gibi, will verb 1 gibi, çoğaltabilirim, might verb 1 gibi, could verb 1 gibi bir models yapısı görebiliyor musunuz? Görüyoruz, will var. Bu durumlarda öncelik if clause yapılarında olacağı için önceliği unless'e verdiniz. Ama bu unless'in doğru cevap olacağını göstermez. Sadece öncelik verdik. Şimdi okuyalım bakalım kulağa hangisi oturacak? Çocuklar, etkili iletişim becerileri geliştirmedikçe, annesmedikçe, madıkça demektir. Çocuklar etkili iletişim becerileri geliştirmedikçe birçoğu arkadaş edinmekte, iş bulmakta güçlük çekecektir, zorluk çekecektir. Gayet güzel oldu. Doğa bakalım. Çocuklar etkili iletişim becerileri geliştirmelerine rağmen birçoğu arkadaş edinmekte, iş bulmakta güçlük çekecektir. Doğru değil. Anlamlı değil. Niye? Ya çocuklar etkili iletişim becerileri geliştiriyorlarsa niye arkadaş edinmekte, iş bulmakta güçlük çeksinler ki? Yani arkadaş edinmekte güçlük çekmeleri anormal olur. Yani çocuklar etkili iletişim geliştirmelerine rağmen arkadaş edinmekte güçlük çekecekler denmez arkadaşlar. Çocuklar etkili iletişim becerileri geliştirmedikçe arkadaş edinmekte güçlük çekecekler diyeceksiniz. Denizli doğru cevabımız. Ne yaptık? Önce yanlışları eleyerek doğru cevaba gittik. Doğru cevabı aramadık. Yanlışları eledik. Son ikiye kaldık. Ve sonrasında anlamla sağlamasını yaptık arkadaşlar. Soruya doğru bir şekilde bakalım. Teknik olarak bakacağız. Ama sonra anlamla mutlaka sağlamasını yapacağız. Denizli diyen arkadaşları tebrik ediyorum.